Değerli tüketiciler, Demir Döküm markasını unuttum, Aden. Demir Döküm Aden'de bakın 70 işareti. Gördüğünüz gibi 70'in yandığını gördük. Bakın 70 işareti. Şu an bakın. Fan motorumuz kilitlenmiş. Bakın elimle çeviriyorum ama dönmüyor. Şimdi beraber değerli tüketiciler fan motorunda arıza olduğunu görelim. Nasıl fan bu motorunu sökeceğiz? Siz de bilgi sahibi olun bu arada. Değerli tüketiciler. Birinci vidamız. İkinci vidamız şurada. İkinci vidamızı söktükten sonra şurada iki tane faz nötr kablomuz var. Şunu alın mısınız hocam? Hemen şuradan alıp biliyorum karşıdan. Bunlar çok hassastır. Dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz. Şu birinci soket. İkinci soket. Şu hortum. 3. Ve şuraya tornavidayı takıyoruz. Hop. Fan motoru elimize geldi. Aferin sana. Oh. Bakın değerli arkadaşlar. Fan motorumuz kilitli. Hiçbir şekilde zar zor dönüyor. Şimdi bu fan motorumuz gördünüz mü? İçerisi komple olduğu gibi çamur dolu. Ve burada birinci bilya ve burada ikinci bilya. Şimdi biz bunu revizyonunu yapacağız. Tüketicimizden de 1 milyar 800 TL para alacağız. Ama şu cümleyi de kullanacağım. Abi bu kombiyi yaptırman lazım. Çünkü bu kombinin sıfırı yaklaşık 135 bin TL civarında, korkutacağım. Çünkü müşteri saf, bilgisi yok. Ben ne dersem inanır. Tabii bu işin şakası. Buradan kaç para alacağım beni ilgilendirir. Bir de değerli takipçiler. Buradan bizi bazı çekemeyen tamirciler var. Diyorlar ki esas sahtekar sensin. Hatta bazıları arayıp ağza alınmayacak cümleler falan. Tabii bunlar ses kaydı bir yapılıyor. Bizim açığımızı yakalayacaklarmış. Eğer bizim müşterinin evinde veyahut da nerede olursa olsun bir tane dolandırdığımız müşteriyi veyahut da bizim bir tane açığımızı yakalayın, bunu da kanıtlayın. Bazen denk geliyor, müşteriler evlerine çaktırmadan gizli kamera koyup mahsustan eşine, dostuna, akrabalarına gönderen bazı ezik tamirciler var. Bunların ben hepsinin farkındayım. Abi sana bir tane kombici göndereceğim. Servis ücreti 40 TL. 100 milyonda da kombi bakımı bir yapıyormuş. Sana zahmet, parasını ben vereceğim. Evine geldiği zaman çaktırmadan şu kamerayı şuraya yerleştir. Ne yaptığını gör. Biz bunların hepsini fark ediyoruz. Yalnız ben kameraya çaktırmadan neler yapıyorum, neler. Bu şekil dahi yakalayamazsınız. Fatih Bank'ın ancak tüketiciyi dolandırdığını öldüğü zaman yakalarsınız. Ama öldükten sonra da Fatih Bank ortadan kaybolacak. Onun için bizim açığımızı yakalamaya çalışan ne diyelim, biraz abartayım, o bizim telefonumuzu, iş yerimizi arayan, sürekli rahatsız eden o karakter, sizlere sesleniyorum. Sen kendi açığınla yakalan. Fatih Bank'la uğraşma, bu fan motorunu ağzına sokarım.